Arkadaşlar bugün yüzde problemleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İnsan vücudunun %70'i sudur. Buna göre 60 kilo gelen bir kişinin vücudunda kaç kilo su vardır diye sorulmuş. 60 kilonun 70 bölü 100'ünü alacağız. Yani %70'ini. Sadeleştirme işlemini yaparsak 42 kilogram su vardır. Su var olduğunu buluruz. İkinci soruya geçelim. Bir meyve bahçesindeki toplam 150 ağacın %60'ı elma, %20'si kiraz ağacıdır. Buna göre bu bahçedeki elma ağaçlarının sayısı kiraz ağaçlarının sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. 150 ağacımız var. 60 bölü 100'ü elmaymış. Önce bunu bulalım. Yani 90 tanesi elma ağacı. %20'si kiraz ağacıymış. 150'nin 20 bölü 100'ünü buluyoruz. Buradan da 30 tane kiraz ağacı olduğunu bulduk. Elma ağaçlarının sayısı kiraz ağaçlarının sayısından kaç fazladır diye sormuş. 30, 90 eksi 30'dan 60. Şimdi soruya geçelim. Bir turist grubundaki kişilerin %40'ı erkektir. Bu gruptaki bayanların sayısı 48 olduğuna göre turist grubunda kaç kişi vardır diye sorulmuş bize. Şimdi 100x kişi olduğunu düşünelim biz. Biz bilmiyoruz kaç kişi olduğunu. Bunun %40'ı erkekmiş. Yani 40x'i erkek. 60x'i kadın. Kadınların sayısı 48'miş. 60x 48 ise burada kaç kişi olduğunu soruyor. 100x kaçtır diye bu orantıyı kurmamız gerekiyor. Burada oranlama yaparsak x'i biz 8 bölü 10 buluruz. Bizden 100x yani tamamını istiyor. 8 bölü 10 çarpı 100'den hesaplarsak 80 kişi olduğunu buluruz. Dördüncü soruya geçelim. Haftalık harçlığın %15'ini biriktiren bir öğrencinin 8 hafta sonunda 240 TL'si olmuştur. Şimdi haftalık harçlığına biz 100x diyelim. %15'ini biriktiriyormuş. 15 bölü 100'ünü alalım 100x'in. 15x'ini biriktiriyormuş haftalık. Tamam buraya kadar. 8 hafta sonunda 15x çarpı 8'den 120x. Yani 8 hafta sonunda biriktirdiği para buymuş. Bize miktarı vermiş 240. Buradan x'i bulabiliriz. 2. Buna göre bu öğrencinin haftalık harçlığı kaç TL'dir diye sorulmuş bize. Haftalık harçlığına 100x demiştik arkadaşlar. X'i de 2 bulduk. 100 çarpı 2'den haftalık harçlığına 200 lira buluruz. Diğer sorumuza geçelim. İki kalemden birinin fiyatı diğerinin fiyatının %80'idir. Birinci kalem 100x olsun. İkinci kalem de bunun %80'iymiş. Yani 80x olacak. 80 bölü 100. 80x. İkinci kalem. İki kalemin toplam fiyatı 27 liraymış. Yani 180x 27 TL'ymiş. Pahalı olan kalemi soruyor bize. X de 27 bölü 80'dir. 180'dir. 9'a bölersek sadeleştirelim. 3 bölü 20 buluruz x'i. X 3 bölü 20 arkadaşlar. Bizden pahalı olan kalemi soruyor. Pahalı olan kaleme biz 100x demiştik. 100x 100 çarpı x'i de kaç bulduk? 3 bölü 20 çarparsak sadeleştirelim. Şurada 5 kalır. 15 buluruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bir otoparktaki arabaların %24'ü otoparktan çıktığında geride 152 araba kalıyor. Buna göre başlangıçtaki araba sayısını söylüyor. Araba sayısını başlangıçtaki 100x diyelim. Başlangıç. Bunun 100x'in 24 bölü 100'ünü bulacağız. İlk. Buradan 24x buluruz. Yani 100x eksi 24x. Bunu bulduğumuzda 152 arabaymış bu. 100'den 24'ü çıkarırsak ne yapar? 80, 76. 76x 152'ymiş. X'i biz buradan 2 buluruz. Başlangıçtaki araba sayımız da 100x'ti. 2 ile çarparsak 200 buluruz.